Sayın ve saygıdeğer muhteşem değerli kandaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir Avrupa Universalis 4 serisinde sizlerle birlikteyiz. 1.32 Songhai sürümüne başlatmış olacağımız maceramızda Han geri dönüyor. Oirat Hord ile Yuan devletini kuracağız. Back in Control başarımını tamamlamak için umarım eğlenceli ve güzel bir seri olacak. Özlediniz değil mi göçebeliği? Ben iliklerime kadar özledim ve oyun için yayınlanmış ek paketlerin hepsinin aktif durumda olduğunu söylerken Very Hard zorlukta challenge vari bir seriyi yine başlatmış oluyoruz. O zaman Khan of the Khans geliyor. Göreceğiz bakalım Ming Devleti bize karşı savaşabilecek mi? Alçaklar önümüzde paspas olup yok olup gidecekler. Very Hard zorluğun önemi biliyorsunuz. Daha fazla asker basabiliyor, daha fazla insan gücü kontrol edebiliyor vesaire. Zaten Ming başlangıçta daha fazla askere sahip ama ordularının çok kısa zaman içerisinde kağıt hale getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Birazdan yaptığım tüm hareketlerin nedenlerini ve nedenlerinden sonra ulaşacak sonuçlarını sizlere bahsedeceğim. Öncelikle ben şunları istediğim gibi yapayım. Ondan sonra sizlerle bunları detaylıca konuşacağız. Şunu yap. Orada da yapabilirdin. Fark etmez de. Şimdi bunu ver. Canım kardeşim. Başka. Klasik düşmanlarımızı belirleyelim. Sıkıntı yok. Sen dost olmak istiyor musun? Tamam istedin. Güzel. Bir tane de Udege'yi dost yapacağız. Şuna bir tane improve atıyorsun. Buna bir tane Spy Network kuruyorsun. Tamam. Başka. Kim varmış peki? Moral of Army var. Disiplin olsaydı belki daha iyi olabilirdi bizim için. Daha fazla hasar vurmak istiyorum aslında. Ama Moral of Army de tercih edilebilir. Sıkıntı yok. Tercih edebiliriz. Başka. Şimdi sırasıyla Estate modifiyelerimizi açalım. Şunları sen bize ver canım kardeşim. Bunu da vereceksin. Tamam mı? %25 tamam sıkıntı yok. Toprak alış satacağız elbette para lazım. Tamam. Başka. 290 duka paramız var. Ben şu edikleri de açayım zahmet olmazsa. Lazım olacak çünkü. Şunları bir aktif duruma getirelim hepsini birden. Ciddi bir insan gücüne ihtiyacımız olabilir. Aslında kısa vadede isteğim hızlı bir galibiyet. Çok fazla zarar görmeden bu işi bitirmek. Ama yine de biz önlemlerimizi alalım. Kaan her zaman kontrollü gitmek zorundadır. %67 development'a bağlı olarak kıyas miyas bilmem ne. Seninle görüşeceğiz merak etme alçak. Şimdi puanları askeriye yönlendirdim. Başka ne diyorduk? Yapacağımız hareket var mıdır? Sanırım kalmadı. Bunları gönderdim galiba. Tamam Spy Network'e başladık. Bana şimdi süvari veriyorsun. 1, 2, 3, 4. Hepsini doldur işte. Şunu al burada bas. Tamam. İnsan gücüm biraz azaldı tabii ki. Yapacak bir şey yok. Onu idareli hale getireceğiz. Kazanımlarımız sayesinde. Başka. Bir de bana ne görev vereceksin acaba? Bir tane de görev versen şöyle düzgün bir görev. Oirat bir yeri al diyor. Orayı keşke demeseydin. Niye kastık bu arada? Keşke şuraya bir yere deseydin. Aslında savaş sırasında beklenip denenebilirdi. Belki burada bir yer görev verebilirdi. Çok da güzel olurdu bu arada onu yapsaydı. Neyse artık yapacak bir şey yok. Şimdi anlatımımıza başlayalım. Taktik, strateji nedir? Şimdi Europa Universalis 4 bildiğiniz tarzda strateji oyunu değil diyormuş. Şimdi yıllardır video yapıyorum. Takip ediyor arkadaşlar. Hayır ezber değil. Hayır şunu demeye çalışıyorum. Şimdi bir sürü strateji oyunu var piyasada. Bu oyunun eşi benzeri yok. Çünkü yaptığınız her hamleden farklı bir kazanç elde edebiliyorsunuz. Çok ince detayları var oyunun aslında. Ama kullanıp kullanmamak size kalmış. Mesela birazdan az önce onlardan birini yaptım. Ve birazdan sonuçlarını da göreceğiz. Şimdi buradaki bütün ordularımı özellikle işte süvari olan büyük ordularımı diğerlerini bırakacağım burada. Neden? Hepsini birer tane bu şeylere koyup bu şeyleri yakacağım. Rakibin hem buralarda daha fazla insan gücü kaybetmesini istiyorum. Hem de daha yavaş hareket etmesini istiyorum. Kendi ordumu ise Moğol şehrine bırakıyorum. Bunu neden yapıyorum? Şimdi eğer siz Oirat şehrinde beklerseniz yapay zeka düzgün, düzenli bir şekilde, hızlı bir şekilde Moğolistan'ı işgal etmeye başlayacak. Ve siz
cevap saldırısı zaten yapmakta zorlanacaksınız ve yaptığınız zaman bile geç kalmış olabilirsiniz. Inhure kaybedilmiş olabilir. Inhure benim söylediğim stratejide yine kaybedilmiş olabilir ama en azından pekini almış olacaksınız kısa bir zaman sonra. Burada yapmaya çalıştığım mantık şu. Ordumu Moğol şehrine bırakıyorum. Rakip Çin orduları şuralarda bir yerlerde gezecek işte. Bunlar ürkeceği için ilk başta ya şuraya mı gitsek, buraya mı gitsek diye sürekli böyle bir kafaları karışacak. Ben de o sıralarda buralarda bir yerlerde yakalayacağım orduyu yok edebilirim. Ama benim asıl derdim ne? Çin İmparatoru'nun yönettiği orduyu yenmek. Bu orduyu yendiğiniz anda bir event tetikleniyor. Anında diyor ki Oyrat Devleti Çin hükümdarını ele geçirdi. Bu bize %20'lik bir moral avantajı ve %25'lik bir kuşatma gücü sağlayacak. Bu sayede Pekin'i hızlı bir şekilde düşürme ihtimalimiz olacak. Ve Pekin'i de düşürdükten sonra yine bir event tetiklenip komple Ming'in şu coğrafyasını ele geçirmiş, işgal etmiş durumda olacağız. Yeterince anlattığımı düşünüyorum. Ve işte bu 9K asker gidiyor. Yine basacağım süvarileri de oraya göndereceğim. Kuvvetli bir ordu orada bekleyecek. 6 tane piyadeyi bu şehirlere bırakacağım. Bu şehirleri yakacağız. Birkaç tane dost lazım. Karadel onlardan biri. Bir tane de Udege. Arka taraftan ben Ming'le savaşırken arkamdan vurmasın diye. Alçaklar. Kağanlıklar olarak burada bir olalım, diri olalım diyorum. Ama onlar arkadan vurmak istiyor. Hepsinin cezasını elbette keseceğim. Hanların hanı, kağanların kağanı gücünü gösterecek. Alçak. Yürü git. Sen kimsin? Benden haraç istiyormuş. Sen göreceksin. Senin sonun son değildir. Ordularım ilerleyin elbet. Savaş yakındadır. Burada tabii kontrol edebilirsiniz Ming. Bence beklemeyin. Beklerseniz biraz zorlayabilir. Çünkü veri art zorluk olacağı için aşırı derecede insan gücü kasabilir. Onun yerine erkenden hemen savaş açmak bu sayıdaki askerini falan çok rahat yenmenizi sağlar. Bu arada Pekin'i düşürdükten sonra event tetiklendiğinde siz bu coğrafyayı komple işgal altına aldığınızda adamın mandate'i kalmıyor. Orduları kağıda dönüyor ve bu sayede artık çok rahat tüm ordularını yok etme şansınız var. Zaten moraliniz de çok yüksek. Zaten terminatörsünüz. Bir de gittik ne bastık? Süvari. Artık bunu herkes öğrendi. Seviniyorum. Şükürler olsun. Hala piyade basan terbiyesizler var. Göçebe devletle oynuyorsan süvari basacaksın. Terminatör süvarilerinle kamyon gibi, tır gibi düşmanın üzerinden geçeceksin. Nitekim biz de bunu yaptık. Parası fazla olsun, masrafı fazla olsun önemli değil. Para hemen çözülür. Önemli olan süvarilerimin nallarının altında ezilen Çin ordusunu görmektir. Benim en büyük eğlencem budur. Göreceksiniz de, siz de göreceksiniz benimle birlikte. Moral kasmamış henüz, tamam. Masrafları açık değil yani. Güzel, fantastik. Tabii şunun sur masrafını açmıyor. İçerideki surların masrafları bunu işte açmıyor. Bunları şunu açıyor. Keza bunu da açmış. Yani iç kısımları açmamış. Problem değil, çok da önemseyeceğimiz bir mesele değildir. Şimdi bu bana sürekli gönderiyor. Diyor ki gel diyor bana diyor haraç öde diyor seni affedeceğim diyor. Sana zarar vermeyeceğim diyor. Alçağa bak beni tehdit ediyor. Ben de elbette haraç vermeyeceğim ifade ediyorum. Ordu masraflarını açtığına göre bir süre sonra saldırmayı deneyebilir kendisi. Bu yüzden biz hemen önlemimizi alacağız. Tabii burada Ming'in başka bir devletle savaşa girmesi vesaire işi çok kolaylaştıracak etkenlerdir. Bunları bekleyebilirsiniz. Mesela Korşin'e de savaş açabilir. Var mı? Var. Elbette savaş açabilir. Bu gibi durumlar sizin işinizi kolaylaştırır ama ben o kolaylığı istemiyorum. Zaten bu şekilde de rahatlıkla ezip geçeceğimi biliyorum. Çünkü göçebe oynarken ben değilim. Ya da benim acaba göçebe oynarken mi ben değilim? Bak o da olabilir. Bak kendim bile fark edemedim. Düşün yani öyle bir insanım ben. Civarı götür. Hemen git. Şimdi bu keşke bir tanesini tutsaydık şu şeyi. Şimdi biliyorsunuz şehirleri yakıp yıkmak için öncelikle savaşta olmanız lazım. O yüzden bu avantajı kaybetmemek adına hemen buraya birer tane asker bırakıyoruz ki Sayın Romalılar değil, Sayın Göçebe Kağanlı'nın saygıdeğer ve muhteşem değerli temsilcileri. Efendim hemen şehirleri yakacağız. Savaş açıp şehirleri yakacağız. Ondan sonra terbiyesiz devlet Ming ile hesaplaşmamıza başlayacağız. Bakın ordularını hareket ettirmeye başlıyor. Şehirlere, bizim kıyı şehirlerimiz, ya kıyı değil ya, topraklarımıza sınır yerleri asker bırakıyorsa bilin ki savaş açacak. Burada savaşı nasıl açacak? Şimdi bana açacak olsa yapay zeka normal şartlarda ordusunu benim sınırıma getirmesi lazım. Ama ben görüyorum ki bu savaşı bana değil Korşin'e açacak. Ama ben beklemeyeceğim.
Korçin'e savaş açmasını istemiyorum. Çünkü ben öncelikle onunla savaşacağım. Ama ordumun gelmesi iyi olur diye düşünüyorum. Veya buna fırsat vermeyelim mi? Şimdi burası dağlık alan, saldırmak riskli burada. O yüzden istemiyorum saldırmayı. Sen nereden gidiyorsun bu arada? Şuradan git abi. Ha, bunlar da geçsin öbür tarafa da. Fazla vakit kaybetmeden. Hatta savaşı açabilirim şu anda. Tek kapital Beijing. Aslında savaş nedeni olarak Tribal Conquest kullanmak tabii ki daha avantajlı ama bu savaş nedeni %50 daha az agresiflik almanıza ve şehirlerin %50 daha az maliyetle fethedilmesini sağlıyor. Bu açıdan değerlendirilmektedir ve seçmekteyizdir. O zaman savaş başladı. Şimdi o zaman bunları yakmaya başlıyoruz sayın dostum. Bu arada ben senin meseleni halletmedim henüz. Şimdi senin meseleni bir süre daha beklesem diyeceğim ama gerek yok. Bu şeyi development'ı basarken özellikle core olan topraklarınıza basmanız daha yararlı olur diye düşünüyorum. Saygıdeğer dostum. Mesela boşa gitmemiş olur çünkü bunlar için ekstra maliyet ödemiyorsunuz. Onları da şu şekilde yapabiliriz. Sonrasında bu saygıdeğer kardeşim şuradan destekçi olmaya çalışsın. Bir tane de bununla evlilik yapmamız lazım. Vakti geldiğinde yaparız. Şunları yakalım hemen. Yap. Aslında kısa vadede çok lazım değil. Ya 55'in altına düşmeyi bekleyebilir miydik development basmamak için? Beklenebilirdi bu arada. Ama bastık. Çok sıkıntı değil yani. Sonuçta o development bana geçecek sonra. Diplomatik development de o kadar önemli değil bizim için. Şuralara da asker bırakacağız. Buraları da yakacağız elden geldiğince. Şimdi size generalimizi, efsane generalimizi atıyorum. Haydi bakalım. Alçak Çinliler gidip Korçin'e savaş açacaklardı. Ama ben izin verir miyim? Bir de Korçin benim düşmanım ha. Önemli değildir. Şimdi yok, oradan git. Güzel, fantastik. Ha, UDG ile dost olmadık biz değil mi bir tek? Keşke olsaydık, iyi olurdu. Neyse, sorun değil. O da sorun değil. Arkadan vurmasın diye dedik de. Yapacak bir şey yok. Çözeriz yine. Bakın normal şartlarda ben şuralarda olsaydım bu hemen tüm ordusuyla ilerlemeye başlamıştı. Buraya. Ama şimdi biraz böyle bir ne oldu böyle ya diyor. Ortalık karıştı diyor. Görecek. Ortalığın ne hale geldiğini görecek. Merak etmeyiniz. Bunları getir yan yana. Devam et. Götür buraya. Bunları birleştir. Güçlü süvari ordularımın adına bakacak alçak Çinliler. Gelin de göreyim sizi. 155 bin askeri varmış alçağın. Şimdi burada dediğim gibi ilk aradığımız şey nedir? Ha bu arada şuraya gelmesi de avantaj. Saldırılabilir direkt ama şunu unutmayın, etrafta bir yerde işte dost ordusu olabilir. O yüzden ne yapacağız? Elden geldiğince böyle buralarda gezeceğiz. Saldırıyor gibi yapıp saldırmayacağız. Üzerimize çekmeye çalışacağız alçağı. Özellikle hükümdarının bulunduğu orduyu bulacağız. Kisenzu Çu mu diye okunuyordu. Ama şimdi Çince bilen arkadaşlar kızacak. Gel şöyle. Birleştir. Heh. İlerliyorsun yukarıya doğru. Aferin. Benden yardım mı istiyor? Alçağa bak. UDG. Ulan biz seninle dost muyduk ki? Ha, dost olmuşuz ya. Niye kendime kızıyorum? Adamla dost olmuşum. Olmadım zannediyorum bir de. Yardım istiyor benden. Yaptım hadi. Ulan ben gitmişim Çin'e savaş açıyorum. Alçak bir de benden yardım istiyor ya. Nasıl bir haindir ya? Sana bir tane komutan alayım mı? Almayayım. Paralı asker alırız sonra. Şimdi arıyoruz. Arıyoruz. Var mıdır diye. Alçak Ming ordusu buralarda bir yerde. Bulursak özellikle hükümdarın olduğu orduyu perişan edeceğiz. Öncesinde şu orduya saldırılabilir. Tabi vassalımın şehirleri yakamıyorum maalesef. Öyle bir avantajım olsa aslında çok da nefis olurdu diye düşünüyorum. Siz oraya kilitlendiniz şimdi. Burada bunu imha etmeyi deneyebilirim bu arada. Zayıf bir ordusu var. Hazır fırsat bu fırsat diyerek. Şimdi bu nereye gidiyor bu arada? Yukarıya gidiyor değil mi? Güzel, fantastik. Sen şuraya geç. Bir tane komutan lazım. Oğlum bir de yapay zeka söz dinlemiyor maalesef. Aynı şehre gidip kilitlemeyi denesek ancak öyle kabul edecek. Bir tane komutan alayım ben bence buna. Profesyonellik. Yani 50 puan biraz fazla olacak ama.
Günah, bağlanmanı rica ediyorum sayın dostum ya. Neyse, bunu buraya alalım şimdilik. Daha kritik o. 13.000 öbür tarafa gidiyor. Güzel, 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 güzel. Aaa! Kisenzu! Buldum onu. Güzel, fantastik. Şimdi sizi şöyle bir tehdit mi etsem acaba? Geri çekilmenizi, evet, sağladım. Peki sırada ne var? Ya şu alçak benim yanıma gelse, nereye gidiyor bu? Kisenzu burada. Onu bir yakalayıp yenersem harika olacak. Bu alçak gidiyor öbür tarafa. Kilitlenmesini beklemek iyi olur. Evet. Şimdi buna saldırabiliriz. Biraz kayıp yaşatacak ama yapacak bir şey yok. Sonra şunu bir yerlerde yakalayıp yok etmek gerekecek. Çok da nefis olacak. Umarım bunu ezer geçerim. Güçlü Oyrat ordusunun sağlamlığını test etmiş olacağız bu muharebede. Kaça kaç gelmiş? 5'e 9. Çok güzel. Çok güzel abi. Umarım şokta tersi olur. Aferin. 2'ye 4 bak. 2'ye 4. Ona rağmen yani. Hale bak. İşte süvarinin gücü. Bir tane yüksek zar atabilirsem çok memnun olacağım sayın oyun. Şimdiden 2500 kayıp yaşadık. Fazla bile bu. Şoku görelim. İmha olsun artık. Tamam, güzel. Yani biraz yüksek zar atabilme şansımız olsa nefis olacak da. İşte ona da oyun izin vermiyor. Şimdi bu terbiyesiz hükümdar burada. Kisenzu. Adı neyse. Seni şuraya alalım. Devam edelim. Şimdi bu terbiyesiz orduyu yalnız yakalamamız lazım elden geldiğince. Bu alçak nereye gidiyormuş? Hım. 17 Kasım. Durdurursam saldırıda mı kalacak? Açabiliyorum değil mi buradan? Güzel. Şimdi bunlarla muhatap olmak istemiyorum. Biraz moral alayım. Bir de danışman alayım aslında. Moral of Army seçilebilir şu anda. İşimizi biraz daha kolaylaştıralım. Seni de buraya alıyorum. Şunu bir yalnız bırakırsan çok güzel olacak. Erken dönemde hemen savaşırsak bu arkadaşla harika bir zafere imza atabiliriz. 13K ordu orada kilitlendi. Peki. Peki. Şimdi sen ne yapacaksın? Oraya gitmeye çalışıyorsun demek ki sayın alçak. Bekle bir donma. Donma sayın dostum. 46.000 askerini birlikte gezdiriyor. Ve Kisenzu da oradaymış. Anlıyorum. Anlıyorum. Şuraya doğru bir gidelim. Bir gidelim bakalım neler olacak. Buna saldırabilirdik. Kötü oldu. Peki. Şimdi İnhure'yi almaya çalışacak. Yapay zekanın ilk düşündüğü hamlelerden biri bu zaten de. Şimdi siz terbiyesize, madem benimle birleşmiyorsun diyorum ki git işgal yap. Bir işe yarar şu savaşta. Alçak. Seninle evliliği yaptık biz değil mi? Yapmamışız. Niye sen göndermiyorsun? İlla ben mi göndereceğim yani? Oyrat'ı getir şeyi, orduyu. Bakın burada olabildiğince yavaş ilerleyecek ve kayıp yaşayacak ekstra. Şu şehirleri de yakabilmiş olsaydık aslında işimiz daha kolay olacak da onları maalesef yakamıyoruz. Vassal'a ait toprakları. Devam. Şimdi şu hükümdarı bir yerde yakalamam lazım benim. Yakalayıp yenmem lazım. Hükümdar nerede acaba? Yer mi değiştirmiş? Ha, bu tarafa doğru giden ordu da. Peki. Peki. Senin canın sağ olsun sayın dostum. Buradaki işgalleri kaldırmayı deniyorum. Neden? Çünkü yapay zeka bir daha buraya dönmeyi denesin diye. Yol vakit kaybetsin, zaman kaybetsin. İşime yarar bu. Gayet işime yarar. Asker sayısı 139.000. Güzel. Gayet güzel. Bir Kisenzu'yu bir yerde yakalarsam nefis olacak. Bir tek o kaldı. Geriye. Şöyle bir şey yapsam. 5K'yı yakalayabiliyorum. Ama burada şöyle bir... Gerçi hepsi kilitlenmiş mi bunların? Ama 12K, 15K. Bakıyorum şöyle. 13K. Bence buna saldıralım. Şimdilik büyük bir savaşa gerek yok. Ordusu kağıda dönüşecek zaten adamın. Öyle de böyle. Bunun kaçmaması lazım. 1K'da olsa yakalayıp yok edelim onu orada. Şimdi şu. Buraya kadar geldi. Güzel. Ben de onun peşinden gidiyorum. Devam ediyorum. Şöyle geleyim. Şu alçak da gelsin 1K bunları kuşatsın. Hain. İlla ben mi kuşatacağım oralara da? Kaan'ın uğraşacağı işleri var bir sürü. 15K. Ah. Bak yalnız kalacak birazdan. Tamam. Geri çekti son anda. Olmadı. Onları birlikte gezdirmemesi lazım. Tamam, burayı hallettik.
Bekle sen burada. O 39K'yı bakalım nereye gönderecek. Şimdi şu da olabilir. Ha, başkente oturdu adam bu arada. O da güzel, o da güzel, o da güzel. Öte yandan burası kuşatılacak. Hiçyen Ju'yu beklediğimden geç yakalamış oluyorum şu anda. Biraz daha erken yakalasam aslında savaşı hemen bitirecek noktaya gelebilirim ama kendisi şu anda tam şurada yakalanacaktı. Son anda yapay zeka fikir değiştirdi. O kötü oldu. Maalesef. Ha, bunun peşine takıl sen. Sana zahmet. Çok güzel. Askerlerini bölmüyor inatla bu arada. İnanılır gibi değil. Bunlar burada kayıp yaşamaya devam ediyor. Güzel. Fantastik. Fantastik. Şimdi sırada ne var? 13K asker. Bunları bölmen lazım. Sayın dostum. Hepsini buraya mı götürüyorsun? Güzel. Peki. Ben yine şu şehirleri kurtarayım o zaman. Aşağı doğru gidiyor şimdi. Hadi bakalım hayırlısı. 66K. Aslında bu kuşatma yaparken benim Pekin'e geçmem çok çok iyi olurdu aslında ama maalesef şu anda o olamadı. Sen şuraya geç. Bunları gönder yukarı. Devam et. Başka. Şimdi şu hükümdar burada. Ama etrafında hala askerler var. Heh, bak işte buraya geçersen beni memnun edersen. Tamam mı? Burada şöyle bir konu var biliyorsunuz. Yapay zeka kazandığı kuşatmaları sırasında kolay kolay asker çekmez. O bütün orduyu oraya yığar. Ve ben de burada kendisine saldırırsam muhtemelen galip geleceğim. %14 önde zaten. 25 July. Kilitlenmesini bekliyoruz. Evet güzel. Şimdi siz de bunun peşine takılın bakalım. 13K asker burada. Oo. Yalnız o da cevap saldırısı yapacak gibi. Bunun oradan çekilmesi lazım. Abi ya. Abi oraya geçmemen lazım. Şunu yakalayacaktım. Hayret, yapay zeka çok akıllıca bir hareket yaptı. Çok akıllıca. Öyle böyle değil. Yapacak bir şey yok. Kurtaracağız diye bunu yaptık şimdi. Bu 20K nereye gidiyor? Buraya. Sen şurada kal. Daha da iyi oldu. Tamam. Şuraya geçin. Sen bekle yavrum, bekle. Bekle canım kardeşim. Sana zahmet bir bekle. Şurada bir tane galibiyet aldık mı bu iş bitecek. Aslanlar gibi. Getir 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 getir. Tamam. Kuşatma da bitiyormuş bu arada. Peki. Heh. Şimdi yürü buraya. Hatta burada bile saldırabiliyormuşum ona. Ha güzel. Seni de yukarı alıyorum. Bunun asker sayısı 130 binde şu anda. Burada onu yenerim herhalde. 2-3. Bu arada komutanlık yeteneğini de gayet iyi ha. Şuraya hükümdar olarak 1-1-1-1-1 komutanlığına bak. Terminatör çıktı adam. İşte Çin hükümdarı ele geçiriliyor. Ordusu imha olmalıydı. Oldu da. Güzel. Şimdi iş değişti saygıdeğer arkadaşlar. Bizim hemen Pekin'e gitmemiz lazım. Acil. Şimdi bana destek de vermen gerekecek aslında sayın dostum. Ki hızlıca bu işi bitirelim diye. Umarım destek verirsin. Bu terbiyesizler şehirleri tekrar işgal etmeye çalışıyor. Peki saygıdeğer dostum sen Mongolia, sana emir versem gelip şurayı kuşatsan olur mu? Hadi bakalım. Biraz daha erken gelmemiz lazımdı ama maalesef ki hükümdarı geç yakaladık. Heh. Şimdi şunları götür. Sana zahmet. Bir de bana bir tane paralı asker lazım olacak gibi. Aslında almak istemiyordum ama sanırım ihtiyaç duyacağız. Sanırım ihtiyaç duyacağız. 11 günde hazır oluyor. Bu bir şekilde gidebilir mi oraya acaba? Göreceğiz. Onu da göreceğiz. Bu kuşatma bitene kadar geçemez galiba buradan. Bizimki. Şöyle yapalım. Biraz yavaşlayalım burada. Hayır 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 hayır. Onun olacağını biliyordum zaten. Gerek yok. Şimdi sen geç öbür tarafa. 4K gider var. Sıkıntı yok. Tamam bunu birleştir.
Seçme. Şuna bir tane komutan ver. Ha. Bunu da birleştir. Şimdi bu nereye gidiyor? Öbür tarafa gidiyor. Güzel. Yolculuğuna bakalım tam olarak nereye gidiyormuş diye. Şehrimi işgal etmeye geliyor. Güzel. İstediğim gibi bir hareket. Devam. Şimdi hızlanabiliriz. Burası düşecek birazdan. O kötü oldu ama. Biraz dirense. Çok güzel. 10K asker var. Acaba saldırsam mı? Beklesin. Beklesin. Şimdi sen acil gel tarafa doğru. Aynen. Burada tabii biraz risk almak gerekiyor. Pekin'e kalabalık bir orduyla girmek gerekiyor. Yani çok fazla insan gücü kaybettirecek ama işgali vermeyi asla kabul edemem orada. Orada yapacak bir şey yok abi. Peki bu adamın ordusu nerede? Bakın yapay zekanın böyle saçmalıkları var maalesef. İşgal et diyorum yapmıyor. Ülkeni savun diyorum yapmıyor. Saldır diyorum yapmıyor. Destek ver diyorum onu da yapmayacak. Böyle bekliyor. Hiçbir işe yaramıyor. Yani 10K asker var aslında ama maalesef bir işe yaramıyor kendisi. Bunun kuşatma yeteneği var mı? Yok. Hükümdarımızda da yok. İşin kötü yanı. Ama bir tane kuşatma yeteneği olan bir insan evladı şu ülkeye gelemiyor mu ya? Buralar gerçi benim şehrim değil. Devam et. Paralı asker. Şimdi işin kötü yanı paralı askerleri de alamıyordum yani. Şunların hiçbiri benim alabileceğim bir yerde değil. Bambaşka yerlerdeler hep. O yüzden bir tane kuşatma generaline ihtiyacımız var şu anda. İnhure düştü bu arada. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Sen şimdi orayı bir işgal et sana zahmet. Tamam. Ming ordusu yavaş yavaş ilerleyecek. 107 bin askerleri var. Merak etmeyin. Pekin düşsün savaş bitecek. Hiç merak etmeyin. Yoksa. Bir tane general deniyorum. Bak sizin şansınıza bu. Tamamen sizin şansınıza. Saygıdeğer kandaşlar. Sizin şansınıza çektim. Şok geldi. Peki şok general de iyidir ama maalesef kuşatma generalinin olmaması daha kötü. Yani buna ne diyebilirim ki şimdi? Bir tane kuşatma generali gelse ya. Alçak. Neyse önemli değil. Artık böyle bekleyeceğiz. Ne zamana biterse diye. Hızlı hızlı o kuşatsın. Devam etsin. Başkenti kısa vadede almamız da pek kolay olmayacak maalesef. Onun dışında şehrin... Yani asker çekmiyorum. Kayıp yaşatıyor elbette ama asker çekersem emin olun bunların hepsi toplanıp saldırmaya gelecek şehrime. Buraya o istemediğimiz bir gelişme olur. Maalesef hiç istemediğimiz bir gelişme olur. Yeter ki şu kuşatma bitsin artık. Şu an derdimiz bu. Ya da... Fazla vakit kaybetmek istemiyorsak burada şu olabilir. Bir tane askerle buraları kurtarmaya başlayabiliriz mesela. Ya bu Mongolia'nın askerleri bir işe yarasa aslında o kadar güzel olacak ki. O işe yaramıyor. Sıkıntı orada. 140 bin yaptı asker sayısını. Güzel. Fantastik. Borç aldırdı. Bravo. Bak işte biraz geç şununla savaşınca hükümdarla o kötü oldu işte. Erken savaşabilseydik emin olun daha İnhure'yi kaybetmeden burayı alırdık muhtemelen. Ama güzel idare etti hayret. 80 bin asker geziyor şimdi. Aferin sana. Devam. Buraya gelmeyecek galiba bu ya. İnhure'ye geçeyim mi? Bütün orduyu götürüyor abi öbür tarafa doğru. Ama bu nasıl bir event ya? Oha! Ulan... Yapay zeka. Ulan alçak. Yürü. Geleceğim sana. Bekle. Az bekle. Az bekle. 20K asker orada. 136 bin askerleri var. Başkentime doğru gidiyorlar. Bravo. 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 Şu Pekin düşebilir mi artık? Acaba? Soruyorum sadece. Sıkıntılı bir yere doğru gidiyordu adamlar. Sen de şehirlerini kurtar yavrum. Sen de kurtar Mongolia. Hah. Çok güzel. Şimdi işin rengi değişiyor sayın arkadaşlar. Çünkü adamın mandate'i sıfıra indi. Bu da ne demek? Mandate'i sıfıra giren ordu insan gücü, paralı askerin insan gücü %50'ye düştü. Üretim katkılarıdır. İşte şok damage alımı arttı. Alışı arttı. Şokun da arttı. Ne olduysa bütün bela ülkenin başına geldi şu anda. Hayırlı uğurlu olsun. Peki... Sayın düşmanımızın paralı askeri ne kadar?
40 bin tane paralı asker almış. Güzel. Güzel. Şimdi bu kağıt orduyu yakaladığımız yerde yok etmeliyiz sayın dostum. Askeri geleneğimiz de geldi. Çok güzel, çok güzel. Fantastik. Fantastik. Şimdi burada yavaşlayalım. Elden geldiğince yakalayacağız ordularını. Birer birer yakalayıp yok etmeye çalışacağız. Sen nereye geçtin yavrum? Aynen oraya geç. Aferin. Bu borçları almak hiç beklediğim bir şey değildi bu arada Sayın Ming. Seni tebrik ederim. Bu borçları bana aldırdın sen. Şimdi senin ordularını ben kağıtları şöyle bir yakalayayım bir yerlerde. Başkentime gidebilirim. Buraya gidebilirim. Surlara saldırmayı deneyecektir. Surları hemen korumaya çalışacağız. Elden geldiğince. Bakacağız. Nasıl konuşlanıyor, ne yapıyorsa. Ona göre hamlemizi yapacağız. Sen yürü bakayım yavrum önce şuraya doğru. Tamam, bunu da gönder. Evet, sura doğru gidiyorlar adamlar. Sen şimdi git şuradaki orduları temizle, sana zahmet. Bu buraya aldı. Güzel. Devam. Devam. Biraz direnirse orası sıkıntı olmaz herhalde. Şehirleri kurtardığımda savaş skoru anlamında çok ciddi bir kazanımım olacak, emin olun. Şu anda tabii çok yüksek bir maliyet var. Maalesef ki. Ama çözeceğiz. Elbette çözeceğiz. Şimdi ben şu orduya saldırdığımda, onları imha ettiğimde bu alçak düzensiz hale gelecek. Bir kez daha ordularını abuk subuk götürmeye başlayacak. Kafayı yiyecek. Ondan sonra savaştaki işimiz iyice kolaylaşacak. Burada tabii süvariyi savunma süvarisine geçirme durumunuz olabilir. Yapabilirsiniz ama ben fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Yok işte morali topladı mı toplamadı mı onlara bakmak istemiyorum. O yüzden vura vura yeneceğim şimdi orayı. Artık nasıl olursa yenecek bir şekilde. Düşmanın askeri geliyor. Sanırım şurayı kurtarmaya çalışacak. O gelene kadar ben buraya bir saldırı yaparsam buradaki askere saldırmak konusunda biraz daha çekinceli olabilir. Veya şehrini kurtarmaya gitti. Çok enteresan. Çok enteresan. Devam et. Devam et. Kurtar, kurtar, kurtar. Aferin Mongolia. Bir işe yara. Aklını başına topla. Alçak. Şimdi -16 duka gider. Anlıyorum. Bakın bu ordu imha olacak birazdan. Umuyorum ki. Ha. İnsan gücü kaybettirdi tabii, sağ olsun. Sağ olsun. Şunu bir yen. Ondan sonra gel böyle. 105 bin askeri kaldı. Çok güzel, çok güzel. İnhure'yi falan kurtarırsam bayağı bir skorum olacak tabii ki. Öyle böyle değil. Bir de şunlara saldırmam lazım arada. Bu general nasıl bir general böyle? Nereden buldun lan böyle general alçak? Sayın Alçak. Bu Liberty Desire'ı ha eşimizde. Anlıyorum. Biz bunlarla evlendik mi? Tamam. Yürü 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 yürü. Bunlara falan saldırmayı deneyeceğim şimdi ama paralı askeri oradan çekmek lazım da işte Alçak şu şey Mongolia şehirlerini düzgün kurtarmıyor ki. Ben de askerimi ona göre konuşlandıracağım yani. Bir tane daha borç aldık. Bunlar hiç istediğimiz şeyler değil ama maalesef olan oldu. Bu arada bunu çek buradan. Yürü 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 yürü. Bunun peşine takıl. Mongolia berbat ya. Hiç destek vermiyor bak. Savaşa. Şurayı kaybedeceğiz gibi görünüyor. Buraya geç sen yine de ne olur ne olmaz. Oraya kilitlenmiş zaten. Ah Inure kurtarıldı. Çok güzel. Şimdi bu arkadaş... Nereye gidiyor bu? Onun peşine takılmak lazım ya. Bir de kendi şehirlerimi de kurtarmam lazım. Bu kendi şehirlerini kurtaracak galiba geri kalanını. Tamam ben kendi şehrimi kurtarmayı deneyeyim elden geldiğince. Şu 27 bin aslında yakalayabilirsem çok güzel olacak da. 97 bin askeri var. Evet kurtardı orayı. Geçiş yapsın. Bir süre şey yapalım hemen işgal etmeyi deneyelim. Tekrar. Bayağı bir insan gücü kaybediyor zaten. Adamın insan gücü de yoktu. Orada şimdi işgal etmeye çalıştı ya iyice beter oldu maalesef. Getir 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 getir. Ha, sen şimdi geç buraya. 220 kişi var. Umarım kısa zamanda düşer şehir. Biraz uğraştıracak gibi ama. Ya işte kuşatma yeteneği olan bir tane general gelmeyince böyle oluyor. Seni aşağı indirelim. Sayın dostum. Bunlar böyle kayıp yaşamaya devam ediyor bu arada. 95 bin askerleri var. Güzel, güzel. 20k daha var. Güzel.
Buraya bir saldıran yok gibi şu anda. Şunu şuraya getir. Seni buraya alalım. Bir yeri kuşatıyorlar dedi. Pekin mi? Hayır. Pekin'e daha giden yok. Güzel. Fantastik, fantastik. Discover etmeniz kötü oldu tabii. Maalesef. Onu yapmasaydınız çok memnun olacaktım. Bu nereye gidiyor 20K acaba? Sen gel şöyle. Şuralarda bir yerlerde aslında bir ordu daha yensem çok güzel olacak da. Buraya geçiyor. Şuraya mı yoksa buraya mı geliyorsun? Şuraya geçsene. Tam şuraya. Ulan. Neyse. Sen nereye gittin? Oraya. Tamam. Devam et. %31 skor var. Mongolia ile ilişkilerimiz gayet iyi görünüyor. Öbür şehri de düşürmeye çalışıyor. Orada da dünyanın insan gücünü kaybedecek şimdi. Daha savaşmadan insan gücü kaybettiriyorum adama. Çok güzel. Bunu ayır bundan. Getir buraya. Ya bir şu şehirlerini kurtarsana Mongolia. Ulan ne saçma bir devletsin ya. Alçak. Alçak. Yoksa Çinli misin sen? Beni mi kandırmaya çalışıyorsun? Hain. Ama sen gününü göreceksin. Az bekle. Az bekle. Şu alçağın işini bitireyim. Şimdi ben bundan ne alacağım? Kabaca söyleyeyim size. Bir kere surları alacağız elinden. Tamam mı? Şuraya kadar geleceğiz. Bunu alacağız. Bunları verdiceğiz. Ondan sonra canım kardeşim. Bunları verdiceğiz. Biraz da para versin. Tamam veriyor. Nefis. Başka? Burada sur var mı başka? Şu var. Tamam. State muhabbeti nasıl gidiyor? Burası var. Komple. Evet. Aslında ülkeyi bölmeye falan çalışacaksın ki en iyisi o oluyor da. İsyan için. Ama almasak da olur. Evet. Peki bunların state'lerinden hangisi çok değerli? Buralar değerli aslında. 44 development var orada. Burada 41 var. 39 var. Ama sur olduğu için alıyoruz. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bunları state core yaparız çünkü. Kısa vadede iyi bir genişleme için. Bu arada bölümün kaçıncı dakikasındayız? Ah güzel. Bu bölümde savaşı bitirebileceğiz yani. Yavrum sen de işgali kaldırmaya devam et şurada. Sana zahmet. Bu değerli ordum bir tane işgali şurada kaldıramadı gitti. Beni benden aldı. Bir de bunlara saldırdın mı? Heh çok güzel. Efsane olacak. Burası düz arazi mi? Dağlık. Bunun peşine takıl. Yürü 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 yürü. 37 oldu skor. Güzel, güzel, fantastik. Biz neden skor kaybediyoruz şu anda? İşte 3'müş, bilmem neymiş, puan kayıpları var. Onlardan kurtulmamız lazım bir an önce. Yavrum buraya gitsen. Boş ver. Bunları parça parça yakalayıp yenersem nefis olur. 95 bin askeri var bu adamın. Burası aslında tüm ordumuzla, bu Moğol ordusuyla falan saldırıp rahatlıkla yok edeceğimiz yerde. Şu an Moğol ordusu benim peşimden gelmiyor. Sıkıntı orada. Maalesef ki. Burası dağlık arazi. Güzel. Fantastik. Fantastik. Başka. Şimdi sen nereye geçeceksin? Burada bir hareketlenme mi oldu? Bana mı öyle geldi? Bak şuraya geçse aslında. Şu dağlık alanda bekleyen arkadaş. Harika olacak benim için. Düz arazide saldırma imkanı. Hep dağlık alanlar buralar. Neyse geç bakalım. 46 skorumuz var şu anda. Sayın dostum. Sen gidiyorsun. Tamam. Bu da gelsin buraya bir yere. Çok güzel. Bir tane şurada seni bir düz arazide bir yakalasam seni. Mesela şuraya geçsen. Ne güzel olur değil mi? Dağlık alanda saldırmak istemiyorum. Boşu boşuna fazladan hasar yiyeceğim çünkü. Arkadaşa karşı. Şu an anlaşma konusunda isteksiz. Elbette mantıklı. Ordusu var. Ekonomisi var. Savaşmak istiyor adam. Elbette. Ben şimdi bir tane daha din faaliyeti yapayım. Hemen aradan çıksın. Kim isyan edecekmiş bu arada? 17K isyancı var. Şunlara bir tane vuralım diyecektim ama bu biraz vurulmayacak cinsten bir şeye benziyor. Neyse 8K'ya düştü zaten. Bir şey yaparız. Bastırırız isyan çıktığında. Sıkıntı değil. Tabi bu burayı kaldırdıktan sonra başka bir yere geçmeli. Onu söylemeye çalışıyorum sürekli. Veya artık başlayacağım senin yapacağın işe deyip harbiden dağlık alanda. Ama işte çok kayıp olacak be abi. Şuraya geçse nefis olur.
İşgali kaldırdıktan sonra. Hadi oğlum buraya geçersin. Alçak. Geç lan buraya. Arka taraf tepe arazi. Olmadı. Şuralar düz. Olabilitesi var. Peşime takıl. Gel buraya. 53 skorum var şu anda. Sen nereye gittin yavrum? Şuna git. O da peşinden gelsin. Şu 20 küsür K'yı bir imha etsek. 59 bin insan gücü. Abi adamda ordu kalmadı ya. Kağıt işte kağıt. O işgali kaldıracak. Ondan sonra ben bölünmüş ordusunu yok edeceğim de. Maalesef. Oh isyanlar da fırladı. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Sen şuraya gelsene şuraya. Şuraya gel. Geçeyim mi böyle? Ha? İşte sen busun. İşte sen busun. Sonunda. İşte göçebe kanlının gücüyle tanışmanın vakti geliyor. Ordum Çin ordusunu yok edin artık ya. Oğlum geçme şuraya. Bırak seni yok edeyim işte alçak. Ulan şurada bir şov yapacağız bırakmadın ya. Oradan yetişemeyeceğini biliyordum da. Yine bir umut. Olsun burada yakalarım seni. En kötü ihtimal burada yok ederim alçak. İşte Ming ordusu burada efendim neymiş? Çin'i kontrol ediyormuş da herkesi kendisine haraç verecekmiş de başka türlü yaşamazmış da işte sonun geldi. Oyrat'ın gücü iliklerine kadar hissedeceksiniz. Kağıttan Çin ordusu. İmha olmadı ama alçak. Lan nasıl başardın imha olmamayı? Hain. Şimdi 25K askerimiz var. Oyrat denilen devlet, Mongolya denilen devlet adam akıllı bir destek verse aslında. Nefis işler. Dur bakayım. Bunun gittiği şeyde askeri tutayım, orada birleştireyim. Bu eski taktiklerden işe yarıyor çoğu zaman. Kuşatmayı bitiremezse nefis olur. Vallahi nefis olur. Ondan sonra anlaşmayı kabul ettiririz kendisine. Getir 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 getir. Şurada bir hemen birleştirmeyi deneyeceğim arkadaşlar. Bu arada Oyrat ama bir sürü toprağı kontrol etmen lazım değil mi? Başta. Yani bunları alsam bile yetmedi. Varaca daha bunları alacağız. Elbette. Güzel. Gayet güzel bir anlaşma. 2800 duka. Ne kadar borç almışız? Bayağı borç aldırdı bize ya. Hiç istemediğim bir şeydi. Ama aldırdı günün sonunda. Burası düz arazi. Aslında saldıracaksın burada ama hazır yürürken kayıp yaşıyor zaten. Boş ver yaşasın diyeceksin. Bu tip durumlarda. 28 Kasım. 6-7 gün bekleyeceğiz en az. Ha, şimdi. Bu gelseydi hiç uğraşmama gerek kalmayacaktı işte. Hemen saldırıp çözerdik. Şimdi bağlandın mı sen bana yavrum? Aferin. Ha, bunu kabul ediyor anca. Ya, eskiden böyle değildi halbuki. Gelirdi hemen. Ordusunu alır gelirdi peşinden. Ha, şuna saldıralım. Bak aşağıda bir 9K var. Yürü yürü yürü. Burada az kişi var. 100 kişi var hatta. Tamam. Gönül ister ki surlara vuralım. Vuramıyoruz ama. Maalesef. Getir 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 getir. 97 kişi kaldı. Hadi oğlum kısa zamanda düş şurası artık. Gerçi bakayım şimdi. Bunlar bağlı değil değil mi? Tamam bunu ayır. 5,5K asker. Kilitlenmemiş. Kilitlensin saldıralım direkt. Başka gelen giden yok zaten burada. 60K askeri kaldı. Güzel. Bana saldıran ha bu alçakmış. Burası da düştü bu arada çok güzel. Şimdi bu 5,5K sanırım imha oldu. Dayanma şansı yok gibi bir şey zaten. Burayı kazandıktan sonra şu 13K'ya saldırırız. Çok güzel. Oradan gel buna dal. Bekle. Geçsin. İnsan gücüm hala var. Güzel. Bitirmedik yani insan gücünü bir şekilde. Başardık. Heh. Arkadaki orduyu evet saldırtmayabilir diyecektim. Çünkü yenileceğini biliyor yapay zeka. Ama tüm ordusu gelirse iş değişebilir tabii. Gerçi burada geri kalanı. Tamam sıkıntı yok.
paralı askerleri de gönderiyorum ki biraz onlar da kayıp ışısından. Yeter artık. Bütün o savaşı benim ordum yaptı. Bu arada arkadan 30K daha destek geldi. E bunun neredeki tüm ordusu daha işte? Bu 40K yaptı. Ha, 12K. Ha. Neyse savaş bitmeden gelirse çok iyi olur diyecektim ama sanırım yetişemeyecekler. İmha oldu bu arada. Tamam. Tabii bu kötü oldu biraz. Çünkü evet, insan gücümün üstüne çıkacak kayıplar. 64 skorumuz var şu anda. Bu adam bu anlaşmayı kabul etmiyor şu anda. Peki. Bir tane daha sur almam gerekecek sanırım. Veya tüm ordusunu imha edeceğim. Ondan sonra yeter abi, yapma abi. Kilitlenen ordu 9 Mart'ta gelen. Uzatabilecek mi acaba? Çok berbat durumdalar aslında. Oy işte. Oyun atın gücü. Güzel, fantastik. Güzel skor bu arada. Bravo. Devam. Kaç ordusu kaldı bunun? 28 bin. Koskoca Çin'miş de, imparatormuş da alçak. Diz çöktü, yenildi işte. Gördünüz. Oyratın gücü. Ya paramparça olacaksın alçak Çin. Oraya geçme, şuraya geç. Biraz skor yapalım. Sen sonra buraya geç. Bu buraya gelsin. Tamam. 2000 küsur insan gücümüz var. Bunu bölebiliriz. Bakıyorum şöyle. Birisini buraya alabiliriz. 76 skor. Ne diyor bu arada anlaşmaya? Ben bittim ağam desene. Alçak. Teslim olsana. Kağanların kağanı karşısında teslim olmak senin için büyük bir başarıdır. Onu da söyleyeyim yani. 30K askerin kaldı. Hale bak. Ülke diye bir şey kalmadı elinde. Hain. Güzel. Tabii... Bu savaştan sonra enstitüyü de ilan etmek gerekecek. Ona göre gerçi şeyi iptal ettiler değil mi bunlar? Eski açığı kaldırdılar. Aldığın gibi işte onun enstitüsü şey arıyordu ya, onu iptal ettiler ya maalesef. O olsaydı hemen ilan etmiştik. Para da vardı zaten ama şimdi öyle olmayacak maalesef. Bir iki işgal daha yaptık mı? Abi yeter abi. Veya şuraya geçtik mi sura? Abi yeter abi. 78 oldu skor. Evet, kabul etti. Güzel galibiyet. Bravo. 2800 duka para. 2600'müş. Son hali bu diyor. Bana gelişi bu diyor. Peki. Güzel. Aa, kabul etti. Ha, %90 olmasına rağmen. Bir sürü toprak olduğu için. Çok iyi. Vallahi çok iyi. Borçları kapat. Ondan sonra bunu ver. Alçak. Şu yolsuzluk meselesini düşüreceğiz tabii. Şey, öncelikle ben şu raise'lerimi halledeyim abi. Bir zahmet. Bu raise 1. Bu raise 2. 3. 4. 5. Efendim bu arada ilk bölümün sonuna geldik. Nasıl ama? Gördünüz değil mi? Kaanların kaanı ezdi geçti. İşte gücü budur. Ya Ming devletiymiş de bilmem neymiş de. Ming kim de, kardeşim ya? Alçak. Göçebe kaanlığımızın önünde diz çöküp yenilecekler işte. Terminatör gibi ordumuz var. Böyle ezer geçeriz. 598 puan. Peki yurtlara ben ne kadar harcayacağım acaba? Onu kalsın şimdi. 408 puan. Yani o olmaz işte öyle. Tabii burada development yapılamıyor. Burada 5 development düşecek. İkisi sadece yükseltmek için kullanılacak. Yapılabilir. Yapılabilir. Gerçi bu Pekin'i başkent yapacak mı Yuan'ı kurduğumuzda? Yapıyor değil mi? Vallahi yapıyor ya. O zaman yapmayalım bunu. 5 development harcamayalım şimdi. Gerek yok. Canım kardeşim. Öte yandan şu isyancı alçakları bastıracak paralı askerlerimiz var. Tamam. Bu. Ondan sonra birkaç tane de bu. Peşinden gitsin. Tamam mı yavrum? Bir de ne harcıyordun sen? 2 duka para. Oha. Nasıl bir yolsuzluk ya. Dallı sollu yolsuzluk.
Evet, Ming Devleti işte yok oldu gitti, yenildi, sonu geldi. Bundan sonra artık Ming'in yenilmesi, yok olması çok daha kolay olacak. Paramparça olması yani. Onu kastediyorum. Yoksa yok oldu tabii, biliyorsunuz. Geri kalanı artık çok daha kolay işler. Korşin'le savaşacağız. Elbette savaşacağız. Ondan almamız gereken topraklar var. 8K asker var. Şu arkadaşları onun yanına yollayacağım ve efendim isyancımızdan da kurtulacağız diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız. Son durum bu.